civarına ev sahipliği yapmamızın çok temel bir sebebi var. İzmir'in ekonomisinin büyümesine katkı vermek, ülkemizde ve şehrimizde refahın artmasına katkı vermek ve o refahı adil bir biçimde hakça paylaşmak. Hepimizin bildiği bir gerçek var. Bugün Türkiye'nin en büyük meselesi ekonomik kriz. İşte bugün bu yaraya tuz basmak için bir aradayız. Fuarcılık alanında ülkemize öncülük etmeye ve bu toprakların refahını, umudunu büyütmeye devam edeceğiz. Kahve tarih boyunca dünyanın en önemli ticaret ürünlerinden biri olmuş. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, kahvehaneler, yeni nesil kahve dükkanları insanlara hizmet veriyor. 70'ten fazla ülkede yetişen kahve, insanlığın ortak mirası olmuş durumda. Kahve yalnızca en çok içilen içeceklerden biri değil, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Kahve sektörü, ülkemizin de ihracat ve ithalatında büyük bir yere sahip. Türkiye kahve üreten bir ülke olmasa da, özellikle kahve ekipmanları konusunda ihracatçı konumunda. İzmir Kahve Fuarı'nda şehrimiz ve Türkiye için bu ekonomiyi büyütmek amacıyla buluştuk. Ev sahipliği yaptığımız bu fuarda dünyanın ve ülkemizin her yerinden gelen sektör paydaşları, firmalar ve kahveseverler bir arada. Çekirdekten aldığımız ilk yuduma kadar kahvenin uzun yolculuğu İzmir Kahve Fuarı'nda. Türkiye'nin ve İzmir'in bu devasa sektörden daha fazla ve daha büyük pay alması için İzmir Kahve Fuarı önemli bir rol oynayacak. Derler ki kahvenin 40 yıl hatırı vardır. İşte bu nedenle bugün burada olan her birinize, bütün katılımcılara ve kahve sektörünün değerli paydaşlarına canı gönülden teşekkür ediyor. Bolluk bereket içinde bir fuar diliyorum. İzmir'imiz birçok konuda olduğu gibi kahve konusunda da özel bir yere sahip. Hepimiz için en kıymetlisi ihracat. Bereketli bir fuar olmasını diliyor, saygılarımı sunuyoruz. Merhabalar, hayırlı olsun inşallah. Evet, merhabalar, hayırlı olsun. And you know the coffee from the cup. Thank you.